Evet, gönül erenleri, gönül bacıları, ben Cem Kervan, merhaba. Bir öpücükle ihanet adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. Bir öpücükle ihanet. Ne kadar vahim bir şey. İsa ruhuyla, havarileriyle, abdallarıyla, dervişleriyle bir bahçeye gitmişti ve orada niyaz ediyordu, dua ediyordu. Havarilerden biri, abdallardan biri Yahuda ortaya çıktı. Beraberinde eli kılıçlı ve sopalı büyük bir güruh vardı. Başlıca imamlar ve Yahudi ileri gelenleri tarafından gönderilmişlerdi. Önceden hain Yahuda güruha, "Kimi öpersem adamımız odur. Onu yakalayın." diyerek gizli işaretini söylemişti. Şimdi dosdoğru İsa'nın yanına gitti. "Selam hocam," dedi ve onu öptü. İsa ona, "Arkadaş, yapacağını yap," dedi. Bundan sonra diğer adamlar İsa'yı yakalayıp tutukladılar. Biraz sonra İncil devam ediyor. Diyor ki, ihanet eden Yahuda İsa'nın idama mahkum edildiğini anlayınca yaptıklarına bin pişman oldu. 30 gümüşü başlıca imamlarla ileri gelenlere geri götürdü. 30 gümüş vermişlerdi. Geri götürdü, "Günah işledim ben. Suçsuz bir adamı ele verdim," dedi. Onlarsa, "Bize ne? O senin sorunun," diye cevap verdiler. Yahuda paraları Beytül Makdis'in içerisine yere fırladı, oradan gidip kendini astı. Buna göre bir deyiş yazdım. İnşallah beğenirsiniz. "Selam hoca," dedi ve onu öptü. Bu ihanettir, öpücükle oldu. "Selam hoca," dedi ve onu öptü. Bu ihanet bir öpücükle oldu. Bu ihanet bir öpücükle oldu. Sarak canına kıydı. Bu ihanet bir öpücükle oldu. Kendini asarak canına kıydı. Bu ihanet bir öpücükle oldu. Bu ihanet bir öpücükle oldu. Kervanım
alev veren Yahuda'ydı. Ama buna izin veren Hüda'ydı. Yerimize canın veren İsa'ydı. Bu ihanet bir öpücükle oldu. Yerimize canın veren İsa'ydı. Bu ihanet bir öpücükle oldu. Bu ihanet bir öpücükle oldu. Evet, ele veren Yahuda'ydı. Ama buna izin veren Hüda'ydı. Tanrı'ydı, Allah'tı, Hak'tı. Neden? Çünkü İsa aslında yerimize ölmek istedi. Bizi sevdi, yerimize ölmek istedi ki bütün günahlarımız kalksın ortadan. Bütün günahlarımız affedilsin. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin. Abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.